Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Özer Yayınları Limited şirketi sahibi Hasan Özer. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Biraz anlatır mısınız? Tabii memnuniyetle. Ben önce Ankara'da Gazi Eğitim Endüstrisi'ni bitirerek matematik öğretmeni oldum. Fakat akademik kariyerimi geliştirmek için tekrar üniversite sınavına girdim ve İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliğini kazandım. Şahane. İkinci üniversiteyi okumak için İstanbul'a geldim. Hem öğretmenlik yaptım hem ikinci üniversitemi okudum, bitirdim. Maçka Endüstri Meslek Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptım. O dönemde dershane deneyimlerinden dolayı bir eğitim yayıncılığı, kitap yayınlama işi söz konusuydu. Ben de o grubun içerisine katıldım. 1981 yılında ilk yayınımı 26 yaşımda yaparak eğitim yayıncılığı hayatıma başlamış oldum. Harika bir eğitim ve mesleki kariyeriniz var. Çok tebrik ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Eğitim yayıncılığı ve eğitim teknolojilerinden bahseder misiniz? Evet, eğitim yayıncılığı ülkemizde 18,5 milyon öğrenciye K12'de ilkokul, ortaokul, lise olarak tanımladığımız bölümlere Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu müfredat doğrusunda ders kitabı, yardımcı kitabı, ünite dergileri, hikaye kitapları, sınavları, hazırlık kitaplarının hazırlanması, basılması ve dağıtılmasıyla ilgili. Eğitim teknolojileri de bu işleri destekleyen eğitim yazılımlarıyla ilgili. Ben yayın evinin yayınlamış olduğu bütün matematik kitaplarını kendim yazarak yayın hayatımı sürdürüyorum. Eğitim teknolojileri alanındaki çalışmalarımızı da TÜBİTAK destekli projelerle İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokenti'nde sürdürüyoruz. Çok güzel. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bizim sektörde iki tür yayıncı olarak tanımlıyoruz. Bir tanesi eğitimcilerin yayın evleri, bir tanesi de bu işi profesyonel olarak yapan meslektaşlarımız. Biz eğitimcilerin yayın grubunu oluşturuyoruz. Özer Yayınları ve Hasan Özer olarak farkımız ise biz Türkiye'de hep eğitim yayıncılığında yeni işleri, yeni gelişmeleri yaptık. Çünkü çok genç yaşta yayıncılık hayatıma başladığım için öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulun neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyordum. Yani sahadan geldiğim için aradaki farkı bu şekilde tanımlayabilirim. Çok güzel. Peki matematiği seviyorum sosyal sorumluluk projenizden bahseder misiniz? Evet. Bu... Matematikten korkuyoruz çünkü genellikle. Matematiği iyi bilmeyen öğrenciler ön yargılı yaklaşıyorlar. Evet. Yayıncılık hayatına başlayalı 43 yıl oldu. Bu uzun bir süre. Sağ olsun bütün meslektaşlarım bana duayen olarak bakıyorlar, değerlendiriyorlar, hitap ediyorlar. Ben de bu süre içerisinde yapmış olduğum araştırmalarla biraz evvel sizin söylediğiniz gibi gerçek anlamda ailede, anne babada, çocukta, okulda, öğretmende, bilinçaltında hep bir matematik korkusu ve matematik fobisi var. Maalesef. Oysa matematik de diğer dersler gibi oldukça kolay başarılabilecek bir ders. Fakat bir tek kuralı var. Gerçek anlamda çok iyi öğretilmesi gerekiyor. Burada iki tane rol paylaşan birim var. Buna üçünü de ekleyeceğim. Evet. Bunlardan bir tanesi öğretmenimiz. Çok değerli meslektaşlarımız. Sınıfta öğrencilere matematiği öğretirken sadece matematiği öğretmek yetmiyor. Öğrencilere bu matematikle ilgili olan iletişimdeki anlama, kavrama, yönlendirmeyi çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü hepimizin öğrenme biçimi farklı. Burada bu çocukların özellikle ilkokul, ortaokul sürecinde matematikten yaşadıkları çok olumsuz durumlar, olaylar
o kişinin ömür boyu matematik korkusu, fobisiyle yaşamasına neden oluyor. Travma yaratıyor. Değil mi? Devam ediyor bu duygu. Bu aslında dünyada büyük bilimsel araştırmalar yapılan bir alan. Matematik korkusu, fobisi nasıl oluşuyor? Kişiyi nasıl etkiliyor? İnanın biraz sonra bahsedeceğim bir projemde bunun üzerinde çalışıyorum şimdi. Ne güzel. Kişiyi hem kişilik bazında hem sosyal hayatında hem özel hayatında inanın çok etkileyen bir durum. Buna engel olabilmek için, bir şeyler yapabilmek için matematiği seviyorum projesiyle uğraşmaya başladım. Bu alanda da özellikle bu öğretim yılında İstanbul'un köy okullarını hedef seçtim. Ne güzel. İstanbul'un köy okullarına ulaşabildiğim kadarıyla ücretsiz kitap vererek okulda öğretmenlerle, öğrencilerle birebir matematik hakkında konuşmalar yaparak hep herkesi farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Matematiği hayatlarının içerisinde nerede olduğunu, her an sabahtan akşama kadar aslında hep matematik Tabii. yaptıklarını anlatmaya çalışıyorum. Çocukların, Nesin Hanım, gözleri fal taşı gibi açıyor. Aa, bunu düşünmemiştik. Böyle Doğru. mi? Ben bunu yaparım, bu kolay. Evet. Doğru. Herkes matematiği yapabilir. Pratikte yapılıyor. O teorik bölümü korkutuyor. İşte orada da söylediğim gibi kötü bir miras var. Maalesef. Anne baba, çevre, okul, öğretmen, arkadaşlardan matematik fobisi oluşuyor. Tabii. Biz de bunu aşmak için matematiği seviyorum diye yaklaşmaya çalışıyoruz. Şahane bir proje. Evet, bu matematiği seviyorum projesini aslında ben bütün Türkiye'ye yaymak istiyorum. Farkındalık yaratmak istiyorum. Annelere, babalara, büyüklere, öğretmenlere, öğrencilere, herkese. Tabii bunun için uzun süredir çalıştım ve bu sene bunu eyleme geçirdim. Şimdi bunu benim tek başıma yapmam mümkün değil. İşte bu işe inanan, gerçek anlamda bu işe destek vermek isteyen bütün herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Şahane. Lütfen bu konuda maddi, manevi, fikri, ücretsiz çalışacak, kitap alacak, dağıtacak olan herkesle el birliği yapmaya hazırız. Ne güzel. Hayatın Matematik Okulu Vakfı. Bahseder misiniz lütfen? Bu da benim ömrümün içerisinde çok kıymetli bir proje. Evet. Benim hayalim 100 dönüm bir arazi içerisine ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini gelip orada yetiştirebileceğim matematik, fakat burada matematik öğretilmeyecek, matematik uygulamaları yapılacak. STEM dünyada son 20 yılda çok önem kazanan bir eğitim modeli. Science, Technology, Engineering ve Matematik. Yani disiplinler arası bir branşla fikrinizi teknoloji kullanarak ürüne çeviriyorsunuz. Matematik, STEM, spor. Öğrenci spor yapacak ama yapmış olduğu bütün sporla ilgili matematik hesaplarını yaparak. Ekolojik tarım yapacak, ekolojik tarımda da yaptığı her şeyin matematiğini yaparak buradan eğitim sürecini alarak tamamlayıp ve bunu ömür boyu sürdürmesini sağlayacağız. Böyle bir vakıfın kuruluş aşamalarını tamamladım. Şimdi kurucu oluşturuyorum. Resmi hüviyet kazanmak üzere. Burada da bu işe gönül veren herkesle işbirliğini açarız. Bu gerçek güzel. Anlamda. Çok eskiden başlatılan ülkemizde başarılı bir eğitim modeli vardı, köy enstitüleri. Evet. Bu maalesef devam edemedi. Atatürk'ün kurduğu ve ülkemizin eğitim sistemine çok büyük katkı sağlayan bir olay bu. Buna köy enstitülerinin yeni versiyonu diye bakabiliriz. Evet, ne güzel. Ve çağımıza daha uygun. Daha geliştirilmiş bir modeli olarak bakabiliriz. Şahane. İnanın. Ya bu benim hayatımın en değerli bir olayı. Yani ben burada bu olayı eyleme geçiremesem. Kendinizi vakfettiniz bu işe. Kesinlikle. Ben bunu adadınız. Başarmayı çok istiyorum. Ne yani güzel. Bir bu dünyaya yapabileceğim en iyi faydalılardan biri diye düşünüyorum. Şahane bir şey. Gerçekten. Başaramasam da
Bunu bir adım at. Fikri proje olarak tabii. Türkiye'nin gündemine taşımak Anladım. İstiyorum. Çok ilgilenen arkadaşlarım var. Bazı arkadaşlarım cidden gel bunu bizim arazimizde yap, şurada yapalım, burada yapalım diyenler var. Ne güzel. İnşallah yani bunu Allah İnşallah. Ülkemize ve burada da çok katı kuralları var. Hiç dış destek almayan bir vakıf yapısı var. Yani biliyorsunuz eğitim stratejik bir yapı, çocukları Kesinlikle. Yetiştiriyorsunuz. Hiçbir dış gücün desteğine ihtiyaç yok ve onlara kapalı. İşte kara paraydı vesaire Tabii. vesairesi gibi hiçbir Tabii. olumsuz değer oraya katılmamayı planladık. İnşallah bu benim işte dediğim gibi harika olağanüstü bir şeyim yani. Çok güzel. Eğitim yayıncılığını kimler yapmalı? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Yayıncılık adı altında siz de burada yayıncılık yapıyorsunuz. Emek yoğun bir iş. Gerçek anlamda eğitim yayıncılığına ben başlarken sadece kitap yazmayı çok isteyip bu amaçla girdim. Yani bir kitap yayınlamak isminizin olması benim için çok büyük onurdu. Fakat daha sonraki serüvende anladım ki eğitim yayıncılığına başlayabilmek için gerçek anlamda kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Ülkemizde belki dünyada eğitim yayıncılığı yapan kurumları iyi inceleyerek ve Türkiye'mizin şartlarını çok iyi algılayarak bu işe yapmaya karar vermeliler. Kesinlikle. Değerli hocam sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Biraz evvel bu matematik korkusu fobisinden bahsettik. Bugünlerde üzerinde çalışmakta olduğum yayınlarım var. Bunlar da aile matematiği ya da matematikçi anne baba olarak anne ve babaya hitap eden yayınlar. 2 yaşından 14 yaşına kadar olacak. Burada da 2 yaşındaki çocuğa anne babaya nasıl matematik hakkında davranması gerektiği, yol haritasında neler yapması gerektiğiyle ilgili yayınlar hazırlıyorum. İnşallah bununla da yetişecek olan, umudumuz olan gençlerimizi özellikle matematik korkusundan kurtararak çok güçlü bir matematik bilgisiyle yetiştirmeyi hedefleyeceğiz. Çünkü her şeyin, yani hayatın içinde matematik. Biliyorsunuz Kesinlikle. Bu çok tartışılan bir şey. Matematik hayat mı, hayat matematik mi evet. diye. Dolayısıyla matematik Yumurta hayat, tavuk gibi bir şey bu. Bu evet, ya bütün bilim insanları buradan rahmetli Oktay Sinanoğlu'nu anlatmak isterim kısaca. Tabii. Kendisi Yale Üniversitesi'ne 16 yaşında, çok küçük yaşta gitmiş ve en genç profesörlerden birisi. Evet. Mikrobiyoloji ve mikrokimyada çalışırken söylediği şey şu: ben bu işleri başarabilmek için 180 tane matematik teoremi kurdum, oluşturdum, çözdüm ve projelerimi gerçekleştirdim. Söylemek istediğim şu: eğer öğrencilerimizi matematik dehası olarak matematik alanında çok bilgili yetiştirirsek, İnanın ülkemizin geleceği çok parlaktır diyebiliriz. Kesinlikle harika bir mesajdı değerli hocam. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Umarım en kısa zamanda hedeflerinizi en iyi şekilde gerçekleştirirsiniz. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim ben de. Bu güzel dilekleriniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Şeref verdiniz bize. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.